Antik Roma, Roma İmparatorluğu ya da Roma Cumhuriyeti'nden söz edildiğini duyduğumuzda akla hemen Roma lejyonlarının görüntüleri ve Akdeniz'in çoğunu fetheden ordular geliyor. Ya da belki de Roma Senatosu'nun görüntüleri. Julius Caesar ve Augustus'un isimleri de aklınıza gelebilir. Aynı zamanda bazı ünlü mimari eserleri de düşünebilirsiniz. Roma'ya giderseniz bunların bir kısmını hala görebilirsiniz. Bunların hepsi Roma İmparatorluğu'nun ya da imparatorluk olmadan önceki yapının gerçek görüntüleri ya da onunla bir şekilde bağlantılılar. Bunların çoğu hakkında daha detaylı konuşacağız. Ancak Roma başlangıçta böyle değildi. Bu videonun amacı hem zamansal hem de coğrafi açıdan Roma'nın tarihteki yerini anlayabilmek için Roma tarihinin kapsamlı özetini vermek. Önceden buraya yazdıklarımı okuyabilmenizi sağlamak için şunu açıklayayım. Yukarıda daha üst düzey bir zaman çizelgen var ve aşağıdaki zaman çizelgesi ise biraz daha yakınlaştırılmış ve birkaç ayrıntıya daha giriyor. Tamam mı? Bu şekilde bakalım lütfen. Üstteki çizelge milattan önce 8. yüzyıldan milattan sonra 5. yüzyıla kadar gidiyor. Yani 1000 yıldan fazla bir geçmişi kapsıyor. Peki neden bin yıl? Çünkü Roma İmparatorluğu, hatta sadece Batı Roma İmparatorluğu bile diyebilirim, o kadar uzun bir dönemi kapsıyor da ondan. Ve bu bile Roma İmparatorluğu'nun tüm mirasını kapsamıyor. Çünkü Milattan sonra 400'e geldiğimizde İmparatorluk Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak bölünüyor. Genellikle Bizans olarak da bilinen Doğu Roma İmparatorluğu Milattan sonra 1453'e dek sürüyor. Yani İstanbul'un fethine kadar 1000 yıl daha söz konusu. Böylece Roma İmparatorluğu'nun mirası, hatta sadece imparatorluğun olduğu resmi dönemi bile düşünsek son derece önemli ve devam ediyor. Batı uygarlığının büyük kısmı, özellikle Avrupa ve Akdeniz uygarlıklarının temelleri Roma İmparatorluğu'na ve ondan önceki Yunan uygarlığına dayanır. Roma İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu ile birlikte gerçekten en büyük medeniyet ya da imparatorluklardan biridir. Tabii büyük dediğimde biraz dikkat etmek lazım. Büyük derken güçlü ve kapsamlı bir medeniyetten bahsediyorum. Ama yaptıkları her şey öyle muhteşem değildi tabii ki. Yani büyük bir imparatorluk olması her zaman her şeyin iyi yapıldığı anlamına gelmiyor. Mesela Roma'da çok fazla kölelik vardı. Bazı insanlar çok zalim, bazen de çok vahşiydiler. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi, burada bu zaman çizelgesi var ve aşağıda ise Burada yani bir takım haritalar var. Bu haritalar Roma İmparatorluğu'nun nasıl büyüdüğünü, sonra bölündüğünü ve çöktüğünü gösteriyor. Ancak bu üstteki zaman çizelgesinde M.Ö. 8. yüzyılda Roma'nın kuruluşunu görüyoruz. Ve bu tarih yani 753 çoğunlukla Roma'nın Romulus tarafından bir şehir olarak kuruluşuna verilen tarihtir. Efsaneye göre Remus ve Romulus adlı iki ikiz erkek kardeş terk edilirler ve dişi bir kurt tarafından büyütülürler. Sonra Romulus kardeşini öldürür ve ardından Roma'nın ilk kralı olur. Bunun ne kadarının doğru olduğunu bilmiyoruz. Ben çoğunun efsane olduğundan şüpheleniyorum açıkçası. Efsaneye göre Roma adını Romulus'ten almış ancak bugün bazı tarihçiler bunun tam tersinin olabileceğini düşünüyor. Yani ortada bir Roma şehri var ve tabii şehrin kuruluşuna dair bir hikayeye ihtiyaç var. Belki de sırf bu yüzden biri çıktı dedi ki her şey bu Romulus adındaki kişiyle başladı diye bir bilgi yayalım. Ee, böyle bir teori de var. Neyse. Kesin kuruluş tarihini bilmiyoruz sonuçta. Ancak Roma şehrinin kuruluşunun milattan önce 8. yüzyılın ortalarında olduğuna dair makul bir fikir birliği varmış gibi görünüyor. Ancak Roma krallığının kurulduğu noktada Roma'nın o dönemde İtalyan yarımadasında önemli bir güç olmadığının farkında olmak önemli. Bu işaretli yer Roma'nın olduğu yer ve yeşil renkte gördüğünüz şey aslında Etrüsk uygarlığı ve Roma krallığının bu döneminin büyük kısmında yani buradaki dönemde aslında hakim olan güç bu güç. Etrüskler ve bunun önemli kısmında Roma krallığı üzerinde, Roma şehri üzerinde hakimiyetleri var. Fakat M.Ö. önce 509'a geldikçe ki bu Roma Cumhuriyetinin kurulduğu zamandır, işler değişiyor. Bu turkuaz renk krallığı gösteriyor. Şu turuncu kısım cumhuriyeti gösteriyor. Sonra kırmızı renk Jül Sezar ve evlat edindiği oğlu Augustus'un imparatorluğu kurduğu zamanı gösteriyor. Bu döneme geldiğimizde sanırım Cumhuriyet dönemi ya da Roma Cumhuriyeti de diyebiliriz. Bu dönemde artık Roma bölgede gerçekten egemen olmaya başlıyor ve bu bölgedeki hakim etkisi birkaç yüzyıl devam ediyor. Sonra milattan sonra ilk yüzyıllara giriyoruz. 200'lere, yani 300'lere geldikçe Roma İmparatorluğu'nun gerçek bir gerilemeye başladığını görüyoruz. Batı İmparatorluğu 5. yüzyılda pek çok kez yağmalanıyor. 476 yılı genellikle Roma İmparatorluğu'nun sonu kabul edilir. Fakat bu bile tam olarak Roma İmparatorluğu'nun sonu değil. Çünkü 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı İmparatorluklarına ayrılmıştı. Doğu İmparatorluğu daha sonra Bizans İmparatorluğu olarak bilinmeye başlıyor ve daha önce de belirttiğim gibi İstanbul'un fethine kadar bin yıl kadar süreyle daha devam ediyor. Roma İmparatorluğu'nun nasıl büyüdüğünü ve sonrasında küçüldüğünü daha iyi anlamak için burada bazı haritalarımız var. Bu ilk harita ve bu yaklaşık olarak milattan önce 3. yüzyıldan başlıyor ve hatırlarsanız milattan önce 3. yüzyılda Roma bir cumhuriyet, ancak henüz Akdeniz'de egemen güç değil. Kendimize bir hatırlatma yapalım. Milattan önce 4. yüzyıl sonlarında İskender Yunanistan'ın büyük kısmını, Makedonya'yı ve o dönemde Mısır'ı da içine alan Pers İmparatorluğu'nu fethediyor. M.Ö. 3. yüzyıla geldiğimizde İskender'in imparatorluğunun kalıntıları sürüyor ve bunlar hala bölgelerinde önemli güçler. Ayrıca o dönemde Kartaca İmparatorluğu da var. Burada Kuzey Afrika'da ve Güney İspanya'da lacivert renkte görüyorsunuz. Ve bu dönemde Romalılar ile Kartacalılar arasında Pön Savaşları olarak bilinen bir dizi savaş oluyor. Evet, bunlara Pön Savaşları denmesinin nedeni, Romalıların Fenikeliler için Pön kelimesini kullanması ve Kartaca da aslında antik Fenikeliler tarafından kurulmuş bir şehirdi. Yani bunu bir Fenike Savaşı ya da Fenike Savaşlarının devamı olarak görebilirsiniz. Bu yüzden bunlara Pön deniyor. Bu konuda daha detaylı bilgi isterseniz Roma, Kartaca ve Fenikeliler arasında etkileşimler videomuza bakabilirsiniz. Evet, Romalılar birçok cephede pön savaşlarını kazanıyor, toprakları ele geçiriyor ve sonunda Kartaca'yı yok ediyorlar. Kartaca da M.Ö. 146'da yıkılıyor. M.Ö. 1. yüzyıla girerken Roma, Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçiş yapıyor. Bu durum General Julius Sezar'ın Roma Cumhuriyeti adına Galya'yı fethetmesiyle meydana geliyor. Galya bugünkü Fransa ve çevredeki diğer bazı bölgeleri kapsıyor. Sezar bu zaferden sonra daha da güç kazanıyor. Roma'ya döndüğünde iç savaş çıkıyor ve Sezar bu savaşı kazanıyor ve kendini diktatör ilan ediyor. Daha sonra burada gördüğünüz evlat edindiği oğlu Augustus M.Ö. 27 yılında imparator ilan ediliyor. Bu da Roma İmparatorluğu'nun başlangıcı oluyor. Ve devam ediyoruz. Milattan sonra 4. yüzyılda İmparatorluk Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıyor. Batı tarafının merkezi Roma, Doğu tarafının merkezi de ilk başta ismi Bizantiyon olan ancak sonradan Konstantinopolis olarak adlandırılan bugünkü İstanbul oluyor. Ve 5. yüzyıla girdiğimizde Batı İmparatorluğu çökmeye başlıyor ve sonunda 476 yılında yıkılıyor. Ancak Doğu İmparatorluğu devam ediyor.